Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sararmış, kireçlenmiş, kirlenmiş ocak gözleri nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Ocak gözlerinin yuvaları aşırı kireçlenmiş ve kirlenmişse içerisini öncelikle hiçbir temizlik malzemesi dökmeden temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle düz ağzı bir tornavidem var arkadaşlar. Yalnız bunu fazla zarar vermeden şöyle hafif hafif yüzündeki sararmış lekeleri, kireçleri temizliyoruz öncelikle. Çünkü bu şekilde temizlik malzemesi dökersek fazla bir etkisi olmaz. Öncelikle üzerindeki kireçlenmiş katmanı tornavida yardımıyla temizliyoruz. İçerisine döktüğümüz malzemenin etkisi olsun. Bu şekilde fazla etkisi olmaz. Şöyle biraz temizledim tabolanı. Şimdi evet arkadaşlar, temizledim içerisine. Şöyle limon tuzu arkadaşlar. Limon tuzunu biraz içerisine döküyoruz. Biliyorsunuz limon tuzunun kireç sökme özelliği var. Şöyle biraz içerisine döküyoruz. Evet, yeterlidir. Arkadaşlar şimdi üzerine sıcak su dökeceğim. Yalnız şurada dikkat etmeniz gereken şu deliğin içerisine gelmeyecek kadar şurada kadar su koyacağım. Burayı taşırmamaya özen gösterin. İçerisine su kaçmasın. Şimdi çok az limon tuzlarını ıslatacak kadar sıcak su döküyorum. Evet. O deliğe taşınmayacak kadar. Bu şimdi bu şekilde arkadaşlar bir 5 dakika bekleyecek. Hiç dokunmayacağız. O içerisindeki pisi kendi kendine sökülecek. Bir 5 dakika falan bekledi arkadaşlar. Şimdi içerisini şöyle kullanmadığımız bir diş fırçasıyla kenarlarını şöyle aynı suyla fırçalıyoruz. Şimdi içerisindeki suyu temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle içinden çıkan suyu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. İçindeki bütün pislik çıktı. Şöyle toz haline getirdiğim limon tuzu arkadaşlar içerisine döküyorum. Limon tuzunu makinede toz haline getirdim. Çok az bir şey su döküyorum arkadaşlar. Az bir şey. Limon tuzu karbonattan daha güçlü. İnatçı lekeler için. Biraz da etrafına dökelim. Arkadaşlar buralara fazla sirke, su dökmeyin. Kısa devre yaptırırsınız çakmak taşına. Buna da dikkat edin. Bazıları içerisinde sirkeyi böyle boşaltıyorlar. Yanlardan da içeriye su kaçar. Paslandırırsınız. Bunlara dikkat edin. Sadece şu limon tuzunu, karbonatı ıslatacak kadar böyle diş macunu kıvamında olacak şekilde ıslatırsanız yeter. Fazla su dökmeyin buralara. Altına kaçarsa içerisine paslandırır.
Şimdi biraz daha karbonat döküyorum arkadaşlar. Zirafını. Gördüğünüz gibi şöyle diş macunu kıvamında. Fazla sulandırmayın. Evet arkadaşlar, şimdi temizliyoruz. Arkadaşlar hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir limon tuzuyla bu şekilde temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Limon tuzu karbonattan daha güçlü. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçini kovalayalım. Arkadaşlar yine söyleyeyim, unutmayın, içerisine limon tuzunu koyduktan sonra şu deliğe taşımayacak şekilde su koyuyorsunuz. Yani sadece limon tuzunu ıslatmak için biraz sıcak su koyuyorsunuz. 5-10 dakika bekleyin. Süngerin arka tarafının içerisini zımpara yapar gibi güzelce temizleyin. Daha sonra bu şekilde temizleyin arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şu ocak taşlarını lavabo açıcıyla temizliyorlar. Bazılarda bu kenarlarını falan içerisine lavabo açısı döküyorlar. Lavabo açısı dökmeyin içerisine ve bunları lavabo açısıyla temizlemeyin. Daha da karartır. Şu siyah olanları lavabo açıcıyla temizleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha yanından göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.